Marmaris'te Cumhuriyet'in 92. yıl dönümü kutlamaları kaymakamlık binasında düzenlenen bayramlaşma merasimiyle başladı. Ardından Atatürk Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Tören Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper'in kutlamalara katılan vatandaşları selamlamasıyla başladı. Protokolün yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel yaptı. Ulus olarak büyük bir zafere ulaştırdığımız Kurtuluş Savaşı'nızı yeni, güçlü bir devletle ve Cumhuriyet yönetimiyle taçlandırışımızın üzerinden 92 yıl geçmiş bulunmaktadır. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı en engin bir heyecan ve sonsuz bir coşkuyla kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatıp 29 Ekim 1923 tarihinde de Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Bu önemli miras hiç kolay kazanılmamış. Çanakkale'de akan kanlar, Sarıkamış'ta solan canlar, Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan kahramanlar sayesinde bugünlere gelinmiştir. Cumhuriyetin en büyük erdemi Türk toplumunu ulus olma bilincine kavuşturması ve bireyi yurttaş konumuna yükseltmesidir. Cumhuriyetimizi tıpkı kuruluşundaki temel mantıkta olduğu gibi tam bağımsız, güçlü ve demokrasi içinde yaşayan bir dünya devleti olarak sürekli kılmak için bugün hepimize büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle büyük bir imparatorluktan cumhuriyete doğru giden yolu çok iyi bilmek, anlamak, kavramak ve hafızalarımızda her zaman canlı tutmak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 92. yılı öyküsü bir başarı, bir uygarlaşma öyküsüdür. Türkiye Cumhuriyeti, laik ve demokratik anlayıştan taviz vermeden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlemektir. Yüksel gençlere seslendi. Bu nedenle bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesiyle milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk'ün de ilke ve inkılaplarını koruyup kollamak ve Atatürk'ün gösterdiği bilimsel ve akılcı yoldan ayrılmamaktır. Yüksel'in konuşmasının ardından tören öğrencilerin okuduğu şiirlerle devam etti. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Öğrenciler ödüllerini Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper'in elinden aldı. Ödül töreninin ardından askeri bando ve şiirler eşliğinde resmi geçit töreni başladı. Tören geçişine okullar, Gaziler Derneği, Askeri Tören Bölüğü, Gaziler Derneği, İlçe Jandarma Komutanlığı birimleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize ekipleri, İlçe Jandarma Müdürlüğü ekipleri, Marmaris Belediyesi motorize ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü motorize ekipleri, Marmaris Motor Kulübü katıldı.